İslam dini homoseksüelliğe set bir dindir. Ve kadın güzelliğiyle bunu engeller. Sen kadın güzelliğini yok ettiğinde homoseksüellik çığ gibi gelişir. Böyle bir şey olmaz. Kadının bilinmesi lazım. Bak homoseksüelleri yaydılar etrafa ve homoseksüellere dünya çapında destek var. Ama kadın güzelliğinin de ısrarla kapatılması, bilinmemesi, artı kadının ezilmesi ve aşağılanması yönünde bir politika var. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yani Kur'an bunu kabul etmez. Kur'an'da dekolte var. Ahzab suresi de dekolteden eğer kadın bizar olursa, dışarıda rahatsız olursa o zaman örtünsün diyor Allah. Ama onun dışında dekolte gezebileceğini Kur'an bize açıkça göstertiyor. Yani Nur suresinde kadının cinsel organıyla göğsünü örtmesinin dışında bir kıyafetten bahsedilmiyor Nur suresinde. Ahzab suresinde ise zaten dekolte olan mümin kadınların varlığı kabul edildikten sonra dekolte olan mümin kadınlar dışarıya çıktıklarında herhangi bir şekilde rahatsız ediliyorlarsa, taciz ediliyorlarsa Allah üzerlerinizi çarşafla yani geniş bir elbiseyle örtün diyor. Eğer güvenli bir yerdeyseniz, güven altındaysanız, mesela ailenizin yanında, arkadaşlarınız içinde, güven içindeyseniz, yani oradaki insanlara güveniyorsanız, İçtihadınızla açılırsınız, dekolte de giyinirsiniz, istediğiniz gibi giyinirsiniz. Güzellik varsa güzellik görünecek demektir ama Kur'an'ın ölçüler içerisinde olacaktır bu ve kadın mefhumu bilinecek. Mesela Allah diyor ki Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem, ey Muhammed diyor, ona hitap ediyor. Kadınların güzelliği senin ne kadar hoşuna gitse de artık bundan sonra onları nikahla almak sana haram diyor. Peki güzelliği hoşuna giden peygamber nerede görüyor bu kadınları ve nereden bu güzelliği tespit ediyor? Bu ifadeye göre peygamberin güzelliği görememesi ve kadınlar da bilememesi lazım o hükme göre. Değil mi? Ama ayet ne diyor? Açık bak, güzellikleri senin ne kadar hoşuna gitse de. Ben Kur'an'dan en az 20 delil daha veririm. Ama herhalde tek bir delil yeterli.